Üsküdar Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda siz değerli öğrencilerimizin okul ve bölümlerimiz hakkında merak ettiklerini hocalarımıza soruyoruz, onlardan bilgiler alıyoruz. Bu programımızın konu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Eda Yetimoğlu hocamız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hocam? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam. Tercih tanıtım dönemi içerisindeyiz. Evet. Öğrencilerimizi hem okulumuzda ağırlıyoruz hem sosyal medya üzerinden de merak ettiklerini cevaplamaya çalışıyoruz. Hocam patoloji laboratuvar teknikleri dediğimizde program hakkında genel bir bilgi alacak olursak ne Tabii. söyleyebiliriz? Patoloji kelime anlamı olarak hastalık bilimi demek. Hastadan alınan her türlü organ, doku, sıvı ve sürüntü örneklerinin incelenmesi patoloji laboratuvarlarında yapılıyor. Burada materyalin laboratuvara tesliminden mikroskop altına kadar getirilen süreçte yapılan bütün teknik işlemler patoloji laboratuvar teknikerinin sorumluluğunda. Bu bölüm 2 yıllık bir bölüm. Mezunları patoloji laboratuvar teknikeri unvanını alıyorlar. Okulumuzda sadece normal öğretimi var. İkinci öğretimde eğitim vermiyoruz henüz. Bir de karıştırılan bir kavram var. Patolog kavramıyla karıştırılıyor. Patolog unvanı alabilmek için Tıp Fakültesi mezunu olup 4 yıl patoloji ihtisası yapılması gerekiyor. Ancak bu şekilde patoloji uzmanı ve patolog unvanı alınıyor. Patologlar da mikroskop altında değerlendirme yaparak tanının ve raporların oluşturulmasında görev alıyorlar. Peki hocam bu programı tercih edecek öğrenci adaylarımızın kişilik özellikleri nasıl olmalı? Kimlere uygun bir program? Şimdi şöyle söyleyelim, bütün sağlık bölümlerinde, programlarında olduğu gibi patoloji de çok kıymetli bir bölüm. Pardonu yok, affedersini yok, dokuyu kaybetme şansımız, lüksümüz yok. Hastadan tekrar örnek alabilme lüksümüz olmadığı için. Dolayısıyla empati yeteneğinin çok gelişmiş olması gerekiyor bana göre. Çünkü kendisini o hastanın yerine ya da hasta yakınının yerine koyabilmesi gerekiyor. Bu önemli bir kıstas. Bunun yanında çalışırken dikkatli, sabırlı olması gerekiyor. Kullandığımız cihazlar bakımından el kol koordinasyonunu iyi kullanabilmesi önemli. Bir de birçok kimyasalla çalışıyoruz. Genellikle kimyasala alerjik reaksiyon göstermeyecek olan adayların tercih etmesi yerinde olacaktır. Anladığım kadarıyla hocam mesainin başlangıcından mesainin sonuna kadar pür dikkat. İşini severek yapan Kesinlikle. Öğrenci adaylarımız için. Kesinlikle. Çünkü yani. Kişisel olarak çok fazla fayda sağlıyorlar. Yani sadece cihazlarla yapılacak bir iş değil. Bütün aşamalarda bizzat rol almak durumundalar. Aynı zamanda yapılan teknik ve rutin işlemler her zaman için yeterli olmuyor. Çünkü biz bir hastaya kanserdir tanısı koyduğumuzda bu bizim için yeterli bir sonuç değil. Çünkü kanserin türünün de belirlenmesi gerekiyor. Bu aşamada da özel teknikler kullanılıyor ve çalışılıyor. İşte histokimyasal dediğimiz immünohistokimyasal moleküler patolojik teknikler bu alanlarda da bizzat görev alıyorlar. Çalışma alanları içerisinde yer alıyor. Peki hocam öğrencimiz okulumuza geldi ve derslerine başladı artık. Akademik hayatı da başlamış oldu. Ne gibi dersler alıyor? Ders programları neler oluyor? Tabii. Öncelikle birinci dönemde genel sağlık dersleriyle başlıyoruz. Temel anatomi, fizyoloji, genel kimya, hastalıklar bilgisi, histoloji, patolojide temel kavramların yanında rektörlük derslerini alıyor öğrenciler. Bir de pozitif psikoloji dersimiz var. Bu okulumuza özel bir ders. Evet, bizim hem Nevzat hocamızın vasıtasıyla zaten öğrencilerimizin kariyer hayatlarında da, şimdiki öğrenci hayatlarında da pozitif bireyler olmasını, hayatlarını daha pozitif bir şekilde geçirebilmesi için yine aynı şekilde kültür dersimiz de hem burada eğitim verilmekten ziyade kültürel açıdan da gelişmelerini sağlayan bir derslerden bir tanesi. Evet, öğrencilere çok büyük fayda sağlıyor bu ders kapsamında. Bu gelecek hayatlarını da etkiliyor tabii ki. Evet. İkinci yarı yıla geçtiğimizde bölümün bel kemiği diye tabir ettiğimiz dersi genel histoteknoloji dersimiz var. Bu dersin hem teorisi hem de pratiği, uygulaması bulunuyor. Uygulamasını özel laboratuvarımızda birebir öğrencilere uygulama fırsatı vererek yaptırıyoruz. Hatta geçtiğimiz pandemi sürecinde bütün ülke olarak çok zor günler geçirdik. Ama grup olarak öğrencileri alarak birebir uygulama imkanlarını öğrencilerimize yine verdik isteyen öğrencilere. Aslında hocam çok önemli birebir ve öğrencinin zaten laboratuvarda çalışması zaten önemli. Kesinlikle. Artı sizin denetiminiz ve sizin tecrübenizle birlikte öğrenci buradaki 2 yılını zaten boş geçirmemiş oluyor. Bol bol uygulama yapıyor. Yine isterseniz stajdan da bahsedebiliriz bu konusu yeri gelmişken. Öğrencimiz bu 2 yıllık sürecini
dolu dolu geçiriyor. Evet. Sonra stajda bu geçirdiği doluluğu pekiştiriyor. Sonra zaten alana çıktığında, hazır, artık çalışma hayatına başladığında gayet yeterli bir öğrenci olarak çıkmış oluyor. Kesinlikle. Peki hocam ne gibi staj imkanları var? Staj imkanlarımıza şimdi bahsedecektim. Üçüncü ve dördüncü dönemde alan uygulama derslerimiz var bizim. Alan uygulama derslerini de dışarıda özel laboratuvarlarda ya da bizim bulmamızı istedikleri, ayarlamamızı istedikleri yerlerde öğrencilere imkanlar sunabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu kontenjanlar dahilinde kariyer merkezimiz bu işlemi üstlenmiş. Bunun haricinde 20 iş günlüğü kapsayan bir yaz stajımız var. Bu stajı da tamamladıktan sonra mezun olabiliyor adaylarımız. Bu stajları, yaz stajlarını kendileri bulabiliyorlar. Ama bulamadıkları noktada ben de devreye girerek onlara destek olmaya çalışıyorum. Aslında işte hocam yine öğrencilerin bulunmaz nimetlerinden bir tanesi öğrenciyi hiçbir alanda boş bırakmamamız. Evet. Her zaman bir rehber hocası gibi, her zaman ona bir ışık tutan, önünü açan önderler gibi. Kesinlikle. Aslında onları bu süreci de hazırlıyoruz bütün etaplarda. Yine sektöre çıktıklarında tabii buradaki kazanımlarıyla, buradaki deneyimleriyle de sektörde rahat ediyorlar. Daha bir iki adım daha önden başlamış oluyorlar. Peki hocam ÇAP ve YANDAL'ı sormak isterim. Çift ana dal programı. Çift ana dal imkanlarımız var. Çift ana dalda otopsi yardımcılığını, laboratuvar teknolojisi ve tıbbi laboratuvar teknolojisi programlarında ÇAP yapabilme şansları var ve iki diplomayla mezun olabiliyorlar. Bu alanda onlar için çok büyük fayda sağlıyor. Özellikle tıbbi laboratuvardan ÇAP yaptıklarında patolojinin normalde nöbet sistemi yok. Nöbetli çalışan bir laboratuvar değil ama tıbbi laboratuvarda nöbet sistemi var. İki işte birden ikame edip çalışabilme şansına sahip olabiliyorlar. Bu da onlar için çok büyük bir avantaj. ÇAP için birinci dönemin sonunda ÇAP başvurusu yapabiliyorlar. 3.25 ortalama tutturabilirlerse. 3.75'in üzerindeki bir ortalamada da farklı bölümlerde de yine senato kararıyla ÇAP yapabilme imkanları bulunuyor öğrencilerin. Hocam daha yeni sorarken yan dal dedim ama yan dal sanırım yok. DGS olarak düzeltmek evet, istedim. Evet, DGS, dikey geçiş. Evet, öğrencilerimizin peki dikey geçiş sınavında ne gibi bölümlere dikey geçebiliyorlar? Tabii bizim programımızdan hemşirelik bölümü en çok tercih edilen DGS programları arasında yer alıyor. Bu yıl eklendi acil durum afet yönetimine geçişleri var. Biyoloji, biyomühendislik, moleküler biyoloji, genetik, sağlık yönetimi gibi programlara, bölümlere geçerek de 4 yılda tamamlayabiliyorlar. Evet. Peki hocam, öğrencilerimiz artık mezun oldu ve kariyer hayatlarına başlayacaklar. Birazcık bahsettik aslında ama ne gibi alanlarda çalışabiliyorlar, çalışma olanakları neler oluyor? Tabii, özel hastanelerin, devlet hastanelerinin patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında çalışabiliyorlar. Üniversitelerin, tıp fakültelerinin histoloji laboratuvarlarında çalışma alanları var. Yine adli tıp kurumunda patoloji laboratuvarlarında çalışabiliyorlar. Bunun haricinde patoloji laboratuvarına malzeme temin eden ya da kit sağlayan, özel boyaları temin eden firmalarda da aplikatör olarak çalışabiliyorlar. Yani bir boyada çalışma esnasında bir problem meydana geldiğinde o sorunu çözebilecek elemanlar da yetiştirebiliyoruz. Onlar da oralarda istihdam edebiliyorlar. Tabii burada tek bir küçük nüansımız var. Yabancı dillerini biraz geliştirmeleri evet, gerekiyor. Çünkü bütün datasheetler İngilizce olarak hazırlanıyor. Aynı zamanda programa başvuracak olan adaylarda İngilizce bir bölüm değil, Türkçe eğitim veren bir bölüm. Ama istedikleri takdirde hazırlık sürecini de okuyabiliyorlar okulumuzda. Ve şöyle bir imkanla kazanmış oldukları burs dahilinde bu eğitimini sürdürebiliyorlar. Onlara artı sağlayacak bir pozisyon da. Oldukça zaten üniversitemiz öğrenci merkezli bir üniversite olduğu için öğrencinin önünü açabilecek, öğrenciyi daha fazla yeterli ulaştırabilmek için birçok imkan zaten sunuyor. Yine ÇAP da bunlardan bir kesinlikle tanesi aslında. Çünkü tek üniversite iki diploma ile dönem kaybı çok uzun olmayacak şekilde tabii. Çünkü işte kredisi var, ders uyumluluğu falan. Hızlı bir şekilde de zaten iki diplomayla da mezun olabiliyor. Öğrencilerimizin bazen gözden kaçırdığı onların ulaşabileceği imkanlardan ama işte bunları birazcık bakmaları ve sizlere sormaları kesinlikle lazım. Kesinlikle. Özellikle birinci dönemin sonunda eğer ÇAP başvurusu yapabilme imkanları olursa sadece bir dönem uzatma yapabiliyorlar. Çünkü biz ÇAP programlarını da DGS geçişlerini de müfredatlarımızı hazırlarken, revizyonları uyumlu yaparken uyumlu herhalde bir şekilde hazırladık. Evet. Bu da öğrenciler açısından çok büyük avantaj sağlıyor.
Peki hocam, artık öğrencilerimiz lise hayatlarını bitirdiler. Bambaşka bir serüvene başlıyorlar. Üniversite hayatı, yeni hocaları olacak, yeni arkadaşları olacak. Onlara ne tavsiye edebiliriz, ne söyleyebiliriz? Bir kere kendilerinin ne istediği çok önemli. Burada ebeveynler çok fazla işe giriyorlar. Öğrencilerin kafası karışabiliyor. Çünkü onları da anlayabiliyorum, ebeveynleri de anlayabiliyorum. Ama öğrenci ömür boyunca belki de o işle meşgul olacak. Yani bir sağlık programı sevmeden yapılacak, zoraki yapılacak bir iş değil. Bu başarısızlığı da beraberinde getirir. Bu istenmeyen bir durum. Dolayısıyla çok fazla araştırma yapsınlar, seçecekleri programdan kişilerle görüşme şansına sahipler. Bizlerle gelip okulumuzda, ben çarşı yerleşkesinde hafta içi her gün okuldayım, 131 numaralı odadayım. Kafalarına takılan soruları varsa her şekilde bana ulaşıp sorabilirler. Yanlarındayız. Onlara başarılar diliyorum şimdiden. İnşallah hayırlısı olur onlar için. Hocam çok teşekkür ederiz programımıza Rica katıldınız. Ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bilgiler verdiniz. İnşallah arkadaşlarımız dediğiniz gibi bu okulda ben de Üsküdar Üniversitesi mezunuyum. Hocalarla aramızda bir duvarın olmaması dönem içerisinde de yine tabii saatler, ofis saatleri deniyordu herhalde. Evet. Onunla danışmanlık birlikte, saatleri. Evet, danışmanlık saatleri. Hocalarımıza gidip hem sektörü hakkında, geleceğimiz hakkında ne yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz fikir de alabiliyoruz. Bize zaten desteğiniz de oluyor. Bunun için ben zaten bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok İnşallah teşekkür arkadaşlarımıza ederim. Yararlı olmuştur. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, bu programımızda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Eda Yetimoğlu hocamızı ağırladık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.